ve onlar ki bir nice mürtede hançer üfürürler. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Kerim Afşar'ı çoğunluk ismiyle değil, siması ve sesiyle tanıdı. Battal Gazi'nin efsane kral Leon'u, Yılmaz Güney'in yozlaşan arkadaşı, Mine'nin saçları boyalı doktoruydu. Ancak asıl hünerini tiyatro sahnesinde gösteren bir ustaydı. Oyunculuğu, tonlaması, jest ve mimikleriyle sahnede tek başına bir orkestra gibiydi. Koca aşkımız bu küçük kalpte miydi? İlk günler acaba deli miydi? Tanıştığımız anki heyecanları hatırlıyor musun? Kerim Afşar, Ağustos 1930'da İstanbul Kadıköy'de doğdu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ailesi Gelibolu'ya göç etmek zorunda kaldı. Yatılı okulda okudu. Bir öğretmeninin teşvikiyle Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarına girdi. İlk iki yıl bir tek o elemeleri geçtiği için tek kişi için sınıf açmadılar. Nihayet üçüncü yıl 1948'de Müşfik Kenter ve Yıldırım Önal da sınavı geçince okula kaydı yapıldı. Kerim Afşar daha okul yıllarında oyunlarda yer almaya başladı. 1953'te mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyun sahneledi. 27 Mayıs darbesi sonrası radyolarda okunan Nut'un seslendirmesini de o yaptı. Romeo, Hamlet, Monserrat, Genç Osman gibi ustalık isteyen tiyatro oyunlarını yıllarca sahneledi. Şimdi Muhsin Bey tiyatroya inanan bir adamdı ve katiyen tiyatroya kimseye şey etmezdi. Biz o zaman Kültür Bakanlığı yoktu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydık. Tiyatroya hem aşık hem de sadıktı. Bu yüzden uzun seneler diğer birçok meslektaşı gibi sahneyi bırakıp sinemaya geçmedi. Israrlı tekliflere rağmen filmlerde pek oynamıyordu. 1966 tarihli Çalı Kuşu filmiyle Beyaz Perde'ye merhaba dedi. Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sonraki filmi 3 yıl sonra çekilen Yılan Soyu'ydu. Yine sinemaya uzun bir süre ara verdi. Ta ki 1971 senesine kadar. Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi Destanı filminde Bizans Kralı Leon'u canlandırdı. O rolle hafızalara kazındı. Küstah zincir! Tiyatroyu her zaman sinemaya tercih etti Kerim Afşar. Bu yüzden parmakla sayılacak kadar az ama sağlam yapımlarda yer aldı. 1974 tarihli Arkadaş filmi de onlardan biriydi. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Yılmaz Güney'in cezaevinden çıktıktan sonra senaryosunu yazıp yönettiği filmde Azem'in yozlaşan arkadaşı Cemil'i canlandırdı Kerim Afşar. Güney ile bir dönemi ve yoldan çıkanları hicveden sahneleri ve diyaloglarıyla yapıma damga vurdu. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Onlar ki uyup hainin ivasına sancaklarını elden yere düşürürler. Sonraki yıllarda Kuma ve Mine gibi filmlerde görülen Kerim Afşar'ın önceliği her zaman tiyatro ve seslendirmeydi. Birçok usta şairin şiirlerine ses verdi. Güya hayatlarımızı birbirimize vermiştik. İşte şimdi tekrar geri alıyoruz. Bundan sonra ikimiz de kendi ismiyle başka yere gezmeye, yaşamaya gideceğiz. Radyo tiyatrosunda unutulmaz eserlere imza attı. Baktım, Zeyrek yokuşunun seddi dibinde uyumuş bir köpek. Yanına oturdum, gözünü açtı, böcül böcül baktı. 1980'lerde davet üzerine Berlin'e gitti, çeşitli oyunlarda yer aldı. Ancak orada uzun süre kalamadı. Tekrar devlet tiyatrolarına döndü. Afşar emekli olduktan sonra da Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sanatını icra etmeye devam etti. Başladılar bakanlar şey vermeye, işte şunu al, bunu çıkar, bunu oyna. Yapamam efendim, zaten haliniz benden iyi biliyorsanız gelirsiz idare edersiniz derdi ve telefonu kapatırdı. Sesi ve oyunculuğuyla dikkat çeken Kerim Afşar, prensiplerinden asla ödün vermeyen bir sanatçıydı. Örneğin birçok ünlü isim reklamlarda oynarken o gelen teklifleri reklam pazarlamadır, aldatmacadır, bir sanatçı nasıl olur da halkını aldatır diye reddedecek kadar örnek verici bir duruşa sahipti. Belki de bu yüzden sürekli ekranlarda o sahte spot ışıklarının altında olmadı. Ve onlar ki bir nice mürtede hançer düşürürler. Ve yeşil bir ağaç gibi gülen
ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden piyonlardır. 80'lerde TRT'nin Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey'i canlandıran Kerim Afşar, 90'lı yıllarda Ak Saçlı Dede rolleriyle çok sayıda dizide yer aldı. En son 2000 tarihli Karate Can dizisinde ekrana çıktı. Ya da 2002, Peter Grimes operası için bu çıkan gençler oynayacaklar. Devlet Tiyatrosu'nun çağrısıyla yuvaya dönen Kerim Afşar, rahatsızlıklarına rağmen sahneye çıkmaya devam etti. 2002'de Uğur Mumcu'nun yazılarından derlenen Bugün Ne Yazsam oyununu Ankara'da sahneledikten sonra turneye çıkacaktı, ancak olmadı. Rahatsızlığı artınca hastaneye kaldırıldı. Ve de ben hayatta olursam. Kerim Afşar'ın hastanede olduğu haberini alan arkadaşı Fikret Otyam, zor bela izin alıp yoğun bakımdaki Kerim Afşar'ı görmeye gider. Birkaç dakikaya sığdırılan o acı verici veda anını yıllar sonra bu sözlerle anlatır. "Kerim, Kerim" diye seslendim. "İşte beklediğim adam geldi" diye fısıldadı. "Canım yanıyor, beni buradan çıkarın" dedi. Bakıcılar görüşmeyi bitirmemizi istedi. "Sizin hiç 40 yıllık dostunuz oldu mu?" dedim onlara. Çıkmadan son defa baktım, baktım. "Öyleyse elveda, hadi git. Birbirimize söyleyecek hiçbir şeyimiz yok." Kerim Afşar yatırıldığı hastaneden bir daha çıkamadı. Dil Bayramı'nın 71. yıl dönümü olan 26 Eylül 2003'te 73 yaşında karaciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi. "Müsaade ediyorum, gidebiliriz. Ama bir biraz daha bekle. Yağmur yağıyor. Bekleyeceksiniz." 2 evlilik yaptı Kerim Afşar. Esin Afşar'la birlikteliğinden doğan kızı Pınar Afşar, oyuncu Talat Bulut'la evlendi. İlk eşinden boşanan Kerim Afşar, hayatının sonuna kadar Leyla Afşar'la evli kaldı. "Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular." 1952'de çıktığı sahne yaşamına yüzü aşkın oyun sığdırdı Kerim Afşar. Dile kolay, 45 yıl sahnede kaldı. Oyunculuğu ve sesiyle sahnede tek başına bir orkestra gibiydi. Artık onu tiyatroda izlemek mümkün değil. Perde çoktan kapandı. Ancak radyo tiyatroları, şiir seslendirmeleri ve oynadığı az sayıda filmle anılarımıza ortak olmaya devam ediyor. "Ne çok yağmur yağıyor. Bu havada gidemez. Öyleyse kal. Bilmez ki kalplerimiz değişmelerine rağmen belki eski günleri, tatlı anları hatırlayacaklar."